Merhaba, hoş geldiniz. Murat Karayılan Denge Gel Radyosu'na konuştu. Önemli açıklamalarda bulundu. Aslında gündemdeki başlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu ama biz sadece bugün Kobani davasıyla ilgili dönemin önemli tanıklarından, aktörlerinden biri olan Murat Karayılan ne diyor bu davayla ilgili? Kobani davasında çok ağır cezalar verildi Kürt siyasetçilere. Ancak davayla ilgili tartışmalar bitmedi, devam ediyor. Öyle görünüyor ki bundan sonra da devam edecek. Birçok otoritenin kabul ettiği gibi dava hukuki değil, siyasidir. İşte Karayılan da bu duruma Türkiye'nin, Kürdistan'ın yakın geçmişteki tarihine ışık tutuyor. Önemli de aslında bilgiler paylaşıyor. Medya mensuplarının, gazetecilerin, bizlerin sorması gereken soruları da özellikle Hizbullah'la ilgili soruları da Sayın Karayılan soruyor. Onu da birazdan sizlerle paylaşacağım. Önce bir Karayılan'ın fotoğrafını ekranlarınıza getireyim. Şimdi birkaç başlık, yani biraz gerilere gittiğimiz zaman Kobani davasıyla ilgili ne olmuştu? Karayılan bir background hatırlatması yapıyor. Diyor ki AKP, MHP, Ergenekon rejimi Kürt karşıtı bir ittifak olarak Kürdistan'da soykırım siyasetini yürütmek üzere ortaya çıktı, kuruldu diyor. Şimdi biraz hatırlayın, gerçekten hangi temel argümanlar üzerinden bir araya geldiler? Bu ittifakın oluşmasıyla birlikte, bu koalisyonun oluşmasıyla birlikte de çöktürme planı devreye konuldu. Devam ediyor ikinci olarak, ikincisi olarak da şöyle diyor Karayılan. Özgürlük hareketini tamamıyla tasfiye edebilmek ve Kürdistan halkının kazanımlarını ortadan kaldırmak için bu soykırımcı faşist rejim kurulmuştur. Devam ediyor. İmralı'daki tecrit ve işkence sistemi de bunun için vardır. Devreye koydular. Gerilla karşısında yürütülen kapsamlı savaşta bunun sonucu olarak ortaya çıktı. 2016'da yasal demokratik Kürt siyasetine olan yönelim ve tutuklama furyası da aynı temel amaçlar için yapılmıştır, gerçekleştirilmiştir diyor Sayın Karayılan. Altıncı olarak da bu biçimde halkımızı susturmak istediler. Bu tutuklamalar esas olarak bunun için yapılmıştır. Kaç yıl geçti, iddianame hazırlanmadı. Hiçbir şeyle suçlayamadılar yani tutuklanan Kürt siyasetçileri. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın da içinde bulunduğu Kürt siyasetçilerle ilgili. Önce tutukladılar, sonra onlara suç ürettiler. Kobani davası onlar için bir suç olarak ya da bir suça dönüştürüldü hapisteyken. 9. O olaylarda toplam 37 kişinin yaşamını yitirdiğini söylüyorlar. Onların öldürülmesini HDP'li yetkilileri suçladılar. Onun için de her birine 38 kez ömür boyu ağırlaştırılmış ceza verilmesini istediler, planladılar. Planladıkları cezaları veremediler. Tabii ki başarılı olamadılar. Yani gerillaya karşı yürüttükleri, Kürtlere, Kürt özgürlük hareketine karşı yürüttükleri mücadelede başarısız oldular. İmralı'da yürüttükleri mücadelede başarısız oldular. Böyle olunca da istedikleri cezayı veremediler. Hatta HDP'li yetkilileri hiçbir yasal hukuki dayanağı olmayan temelsiz cezalar verdiler. Bu kişiler önce neyle suçlandılar? İnsanları öldürdüğünü dediler. Ancak öldürülen hiç kimseden dolayı cezalandırılmadılar. Oraya buraya çekerek örgüt üyesisiniz ve denilerek HDP'li yetkililer hakkında karar verdiler. Yani gerçekten tabii ki işte en çok da hukukçuların, sivil toplum örgütlerinin, toplumun tamamının üzerine gitmesi gereken bir mesele ve toplumun gözü önünde, herkesin gözü önünde, dünyanın gözü önünde böyle bir süreç işlettiler. Sanki her şey çok yerindeymiş, uygunmuş gibi de bugün savunuyorlar veya savunmaya çalışıyorlar. Karayılan bir önemli noktaya daha dikkat çekiyor. Diyor ki Erdoğan'ın cezalandırılması gerekiyordu aslında burada. Neden? Sebebi şu. Eğer gerçekten tarafsız bir hukuk olsa 6-8 Ekim olayları için Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer HDP'li yetkililerin değil Erdoğan'ın cezalandırılması gerekirdi. Niye? Çünkü Erdoğan kendisi Antep'te gidip Kobani düşecek dedi. Bu sözler toplumda rahatsızlık yarattı ve toplum sokaklara çıktı. Gerçekten de olaylar böyle başlamıştı. Toplum diyor da işi protesto etmek için, direnişçilere destek olmak için sokaklara çıktı. Ancak bu sefer Erdoğan polise talimat verdi ve vurun dedi, öldürün dedi. Yani suçlu da suçlayan da Tayyip Erdoğan'dır. Buna dikkat çekiyor ve yalan söylüyor. Yani Erdoğan göz göre göre yalan söylüyor diyor. Birincisi diyor katledilen, öldürülen insanları diyor bir kısmı korucular sokaklara çıktı, insanları taradı ve katlettiler, öldürdüler. Yine polis aynı şekilde Erdoğan'ın talimatıyla insanları öldürdü, katletti. Ve Sayın Karayılan tabii bir noktaya dikkat çekiyor. Gerçekten
bugüne kadar çok üzerinde konuşulmadı. Yani yeteri kadar konuşulmadı. Ya da bu açıklıkta konuşulmadı. Bu açıklıkta sorular sorulmadı. Hizbullah meselesi. Yani Hizbullah bugünün meselesi değil ama 6-8 Ekim olaylarındaki rolü çok fazla sorgulanmadı. Yani neydi işte 90'lı yılları bir tarafa bırakırsak 90'lı yılların ikinci yarısını Hizbullah dedi ki biz elbise değiştirdik. Yani artık silah mücadeleye veda ettik, silah kullanmayacağız gibi birçok şey söylediler. Yani bunlara inanırsınız inanmazsınız bu ayrı bir tartışma konusu. Açmak istediğim tartışma bu değil. Ama 6-7-8 Ekim olaylarında, protestolarındaki rolü sorgulanmadı. Yeteri kadar sorgulanmadı. Yoksa Hizbullah'ın kimliği de, nerede üretildiği de, kime karşı hangi amaçlarla devreye konulduğu da, devletle Kürt karşıtı üzerinden kanlı sofraya nasıl oturduğu da bilinmeyen şeyler değil. Ama burada özel olarak projektörün tutulması faydalı bir iştir. Sayın Karayılan da bunu yapıyor. Şimdi hemen o sorulara geçelim. Diyor ki bir diğer konu da bu Hizbullah meselesidir. Hizbullah'ın ortaya çıkmasıdır. Niye ve nasıl ortaya çıktılar? Birileri mi onlara vurdu? Onlara vuranları kim teşvik etti? Hizbullah'ın silahlarla sokağa çıkması için kim talimat verdi? Bunlar da bir araştırma konusudur. Çünkü bildiğimiz kadarıyla kimsenin Hizbullah'ı hedefleme gibi bir amacı yoktu. Esas olarak insanlar Kobani'ye destek olmak istiyorlardı. Halkın amacı buydu. Ama orada kim tahrik etti ve niye olaylar yaşandı? Bu kısım şu an karanlıktadır. Yani özet olarak Hizbullah'la ilgili olan kısım henüz gerçekten karanlıktadır. Ve bir diğer noktaya da yeniden açıklık getirme ihtiyacı duyuyor Sayın Karayılan. O da 6-8 Eylül olayları olarak bilinen süreçte yani tansiyonu kim nasıl düşürdü? Bunu da yeniden hatırlatıyor ve Recep Tayyip Erdoğan'a az önce işte sorduğu sorular veya yaptığı hatırlatmalarla birlikte bunu düşündüğümüzde taşlar tam olarak yerine oturuyor. Diyor ki Sayın Karayılan, peki tansiyonu kim düşürdü? Önder Akbun'un çabalarıyla tansiyon düşürüldü. Yeni hareketimiz ve HDP'lilerin bu yönlü çabaları oldu. Çünkü o dönemde bir yandan Kobani direnişi vardı, diğer yandan görüşme ve diyalog süreci vardı. Bundan dolayı da Kürt tarafı yükselen tansiyonu düşürdü. Şimdi bir şey daha ek yapmakta fayda var. O da şu, sürekli 37-38 kişi işte öldürüldü, katledildi. Bundan da HDP'lileri, Selahattin Demirtaş, Fikret Yüksekdağ, Kürt siyasetçileri sorumlu tutuyorlar ya. Şimdi resmi olarak bu kadar insanın öldürüldüğünü söylüyor devlet. Fakat diğer kaynaklara baktığımızda öldürülen insan sayısı en az 52. Şimdi bunların çoğunluğu da bu röportajda Sayın Karayılan da dikkat çekiyor. HDP'li, HDP seçmeni. Bugüne kadar bunları katleden ne korucular, ne polisler, ne de Hizbi Kontra gibi çevrelerden hiç kimse tutuklanmadı. Hiç kimse hapse atılmadı. Ve hiç kimse yargılanmadı. Yani hükümsüzdür. Niye Kürt'ü öldürmüş? Niye HDP'lileri öldürmüş? Niye Sayın Karayılan'ın ifade ettiği gibi Kürtlere karşı devreye konulan soykırım konseptinin bir parçası olarak örgütlendirildi ve devreye sokuldular? İşte bundan dolayı Kürt'ü öldürürsen cezasızlık var. Yani bu son sadece Kobani olayların örneğinde ortaya çıkan bir durum değil. Yani Kürdistan'da devlet kaynaklı, devlet çetelerinin, polisinin, korucusunun, Hizb-ı Kontra'nın işlediği bütün suçlar cezasız bırakıldı. Hatta ödüllendirildi. Eğer cezalandırılsa, eğer bununla ilgili bir dava açılsa, ki açılan bir takım davalar vardı. JITEM davası, Mehmet Ağar'la ilgili bütün bunlar sümen altı edildi veya düşürüldü veya zaman aşımına uğratıldı. İşte onun kendi ifadeleri ve kendi deyimiyle güvenlik güçlerinin morali bozulacak. İşte terörle mücadelede de aksaklıklar olacak. Böyle olursa kimseyi savaştıramayız. Yani suç üretme merkezi haline getirdiler Kürdistan'ı insanlara karşı. Her türlü şey yapabilirsiniz ama bunun cezası olmayacak. Tersi ödülü olacak. Bu Kobani davasında da bunu yeniden gördük. Bu kadar diyelim. Kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.